sen Selahaddin olup Mescid-i Aksa'yı kurtarmayı istiyorsun ve seviyorsun. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah olup Şam'ı tekrar fethetmek istiyorsun ve seviyorsun. Sen Sad bin Ebi Vakkas olup Mecusi ateşini tekrar söndürmeyi istiyorsun ve seviyorsun. Ama Allah da senin hasta yatağında inlemeni seviyor. Sen kılıçların seslerini seviyorsun. Kanını akıtmayı seviyorsun. Ama Allah senin vücudunun yatak içerisinde kıpırdamayışını seviyor. Sen alim olmayı, davetçi olmayı, insanlara nasihat etmeyi seviyorsun ve istiyorsun. Ama Allah da senin için talebe olmayı seviyor. Senin dinleyici olmanı seviyor. Senin az bildiğinle abid olmanı seviyor. Sen zengin olup muhtaçlara yardım etmeyi istiyor ve seviyorsun. Ama Allah da senin açlıktan kokan nefesini seviyor. Sen ümmetin problemlerini çözmek için doktorluğu seviyor ve istiyorsun. Ama Allah senin için pazarda limon satarken gösterdiğin gayreti ve çabayı seviyor. Allahu Ekber. Eğer sen, eğer senin rızanda, senin isteğinde ve arzunda Allah'ı memnun etmek varsa, o zaman bırak da Allah seni hangi makamda, hangi mevkide görmek istiyorsa sen de o makamı, mevkiyi sev. Çünkü nice erkekler, nice ricaller, nice yiğitler istedikleri şehadete kavuştular. İstedikleri zenginliğe elde ettiler. İstedikleri ilme kavuştular. Allah'a kavuştuklarında da bu durum onları cennete değil, yüzü koyun cehenneme girmeye sebep oldu. Hatırla Ebu Hureyre hadisini radıyallahu anh. O yüzden senin Allah'tan umduğun hayır değil, Allah-u Teala'nın sana takdir ettiği hayır senin için önemli olsun. Senin sevdiğin ve istediğin değil, Allah'ın senin için istediği ve sevdiği senin için olsun. Bir kadının, bir annenin kulakları kocasından seni seviyorum sözünü duymak ne kadar ihtiyaç ise, bir çocuğun anneciğim sözünü duymak da o kadın için o kadar değerlidir. Sen bir çocuğu seviyorsun, bir çocuğu istiyorsun ama Allah sana kısırlığı seviyor. Seni çocuksuz olmanı seviyor. Seni böyle razı etmeyi seviyor. Ve senden sabrının karşılığında böyle razı olduğunu görüyorsa o zaman sen de sabret. Allah-u Teala'nın sana biçtiği makama, mevkiye boynunu eğ. Ama dikkat et aziz dostum, yoluna devam et. Sakın yeteneklerinin, nimetlerinin elinden alışını bahane yaparak olduğun yerde sayma. Hatta geri de gitme.